Turhan Bozkurt ile Ekonomik Programı'na hoş geldiniz. YouTube kanalımda dünya ve Türkiye ekonomisini yorumlamaya devam ediyorum. Dün pazartesi, 9 Mart pazartesi tek kelimeyle bir şoktu. Tsunami'ye, depreme adına ne dersek diyelim. Gerçekten piyasaların allak bullak olduğu bir gündü. Petrol fiyatları son 30 yılın en düşük seviyesine, 27 dolara kadar düştü petrolün varili. Amerikan borsası, Alman borsası, İngiltere borsası, Güney Afrika, Türkiye, Japonya, yani doğudan batıya bütün borsalar bu düşüşten nasibini aldı. Saat dilimine göre piyasalar açıldığı andan itibaren %5, %7, %8 düşen borsalar oldu. Amerikan borsasında Dow Jones 30 endeksi %7,5'a yakın değer kaybıyla açılınca elektronik devre kesici devreye girdi ve piyasalara bir anlamda bu düşüşe müdahale edildi. Şimdi ne olacak? Herkes bu sorunun cevabını arıyor. Yani bu bir anda Çin'deki bu koronavirüs salgınına karşı aylardır duyarsız olan, krizin sanki koronavirüsün ekonomiyi etkilemeyeceği üzerine senaryolar yazıp çizenler bir anda pazartesi kabusa uyandılar. Petrol fiyatlarındaki özellikle Brent petroldeki düşüş, yani 45 dolarlardan bir anda 34 dolara, sonra kademeli olarak 32, 30 ve 27 dolara kadar indi. 1990 yılından bu yana, 1990-91 yılından bu yana görülen en düşük seviye bu. Yani petrol fiyatının düşmesi dünyada işlerin iyiye gitmediğini gösteriyor. Çin'deki koronavirüs salgınının üretimle beraber insanların evlerine kapanması, tüketimin düşmesi, seyahatlerin azalması, dışarıda yeme içme alışkanlıklarının azalması, bütün bunlar dünyada yeni bir dönem başlattı. 2020 yılının ilk 3 ayı, ilk 2 ayı geride kaldı. 3. ayın ilk haftası geride kaldı. Gerçekten Çin'deki salgının ne kadar kontrol altına alındığı, alınabileceği hala meçhul. 3 ay geçti, daha hastalığın, salgının sebebini, insanlara virüsün nasıl bulaştığını dünya tespit edemedi. Çin'den çok sınırlı haberler alınabiliyor. Komünist Parti yönetimde, sosyal medyada paylaşımda bulunanların tutuklandığı vesaire iddiaları da var ki, buradan açıklanan vaka sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısı ne kadar gerçek, ne kadar doğru, ne kadar doğru olmadığı da tartışılıyor. Bu açıdan baktığımızda petrol fiyatı düştü. Borsalar düşüyor. Altın diğer taraftan yükseliyor. Amerikan tahvilleri hem 30 yıllık hem 10 yıllık hepsi %1'in altına indi. 10 yıllıklar %0,5'in altına geriledi getirisi. Çünkü Amerikan tahvilleri dünyanın en güvenilir, en derinlikli limanı olarak tanımlanır ve buraya talep olunca faizler düşüyor. Tahvilin fiyatı artıyor. Altın 1670 dolarları tekrar onsu test etti. O zaman bütün bu sorulara programda cevap bulmaya çalışacağız. Neler oluyor? Bu pazartesi bir ilk bir test miydi? Yani piyasalardaki sarsıntının arkası gelecek mi? Ya da merkez üssü Çin'de olan bu büyük depremin batıdaki ülkelere, piyasalara, borsaların kıyısına gelen bu sarsıntıdan dolayı bir tsunami mi? Büyük dev dalgalar piyasaları yeniden tesiri altına mı alacak? Bütün bunlara cevap bulmaya çalışacağız. Yani ilk grafik, petrol grafiğini verdim. Petrol grafiğindeki düşüşten sonra herkes Amerika'da, Almanya'da, Türkiye'de, Japonya'da hisse senetlerinin buna nasıl cevap vereceği. Pazar günü geç saatlerde başladı açılan Pasifik piyasalarındaki işlemler başlayınca vadeli işlemlerde çok ciddi düşüşler görüldü. Şimdi Dow Jones grafiğine bakalım. Dow Jones yani vadelilerde %4,8'lik bir kayıp vardı ama açılır açılmaz borsa resmen çöktü. Özellikle Dow 30'daki hisse senetlerinin %7'den fazla değer kaybetmesiyle, devre kesiciyle bunu durdurmaya çalıştılar. Sonra kısmen toparlansa da bu kayıplar artık sadece Amerika'ya has değil, Alman borsasına bakalım. Alman borsasında da benzer bir DAX endeksinde çok ciddi bir düşüş oldu.
Yani %7'den fazla Almanya değer kaybetti DAX endeksi. Yine Avustralya'da, Avustralya borsasında da benzer bir düşüş oldu. Şimdi bütün bunlar baktığımızda dönüp dolaşıp bu petrol fiyatına geliyor. Ne oldu petrol fiyatında? Yani petrol fiyatı Suudi Arabistan'la Rusya arasında bir fiyat tartışması, üretim tartışması var. Suudi Arabistan fiyatın daha da düşmesinden yana bir tavır sergileyerek üretimi çok kısmıyor. Aslında OPEC'te aldıkları bir karar vardı geçen hafta. 430 bin varil civarında günlük üretimi kısacaklardı. Burada kritik nokta şu. Suudi Arabistan'ın petrol maliyeti, kuyudan çıkarma maliyeti varil başına 17 dolar. Rusya'nın ise 40-42 dolar civarında. Dolayısıyla aşağıya doğru inerken Suudi Arabistan'ı şimdilik bu fiyat düşüşü etkilemiyor. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri. Rusya ise etkiliyor. Rusya artık şu saat itibariyle tehlike sınırının altına indi. Yani petrolün 42 doların altına indiği her seviye Rusya için felaket demek. Rusya buna nasıl cevap verecek? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama diğer tarafta özellikle Japon yeninin Amerikan dolarına karşı çok ciddi bir değer kazandığı bir tablo daha var. Yani Japon yeninin 2016'dan sonraki en üst seviyeye geldiğini görüyoruz. Yani Amerikan dolarına karşı yenin değer kazanması demek bir anlamda Japonların açık piyasa işlemlerinden varlıklarını kapatıp pozisyonlarını kapatıp kendi paralarına dönmesi demek ki dünyada en fazla piyasalarda işlem yapan yatırımcıların başında geliyor. Hem kurumsal hem bireysel yatırımcılar açısından Japonlar. Şimdi Japon yeni 2016 krizinde ortaya çıkan seviyelere doğru geldi. Şimdi bu tam bu noktada Saudi Aramco şirketi bir günde 400 milyar dolar değer kaybetti. O grafiğe de gelelim. Yani Saudi Aramco'nun halka arz fiyatı ile beraber 2 trilyon dolar seviyesinden 1.6 trilyon dolara geriledi ki şimdi bu grafikte rakam grafikte belki biraz şey duruyor. Yani çok düşmemiş gibi görünüyor ama o kendi içindeki yüzdeleri ifade ettiği için 2 trilyon dolardan 1.6 trilyon dolara ki 400 milyar dolar yani Türkiye'nin milli gelirinin yarısından fazla değer kaybetti Suudilerin petrol şirketi, kamu petrol şirketi Saudi Aramco. Şimdi bu tablo petrol cephesinde, emtialarda, soya'da, kereste'de, gümüşte, bakırda hepsinde değer kayıpları var. Bu tam bunu buradaki fiyat düşüşlerini takip ederken gelişmekte olan piyasalarda tablo nasıl ona bakalım. Gelişmekte olan piyasalardan çok hızlı bir sermaye çıkışı var. Özellikle yılın ilk iki ayında bakın grafikteki o ilk çeyrekteki yani 2020'nin ilk Ocak ve Şubat aylarındaki düşüşe dikkat edin. Yani hem bu gelişmekte olan piyasaların içinde Türkiye'de var. Güney Afrika'da var, Rusya'da var, Hindistan'da var, Endonezya'da var. Şimdi bu grafikte özellikle o imalat sanayinin içindeki imalat sanayindeki düşüşü anlatıyoruz hep. O düşüşün sadece Çin'i değil aynı zamanda Almanya'daki ve Avrupa'daki ekonomileri de derinden sarstığını görüyoruz. Şimdi burada Borsa İstanbul %5 civarıyla kayıpla tutunmaya çalışıyor ama 100 binin üzerinde daha ne kadar kalabileceği şüpheli. Yani Amerikan borsasının, Alman borsasının, İngiliz borsasının %7'den fazla değer kaybettiği bir yerde bizim borsamız %3-5'lerde tutunmaya çalışıyor. Kayıplar %3-5 civarında. Şimdi bu gerçekçi mi? Değil tabii ki. Yani varlık fonu üzerinden, bir takım algoritmalar üzerinden borsada maalesef Merkez Bankası'nın döviz arka kapıdan kamu bankalarına döviz sattırdığı gibi borsada da maalesef böyle bir şeffaf olmayan işlemler devam ediyor. Peki koronavirüs salgını diğer taraftan ne durumda? Bir haritayı paylaşacağım sizinle, dünya haritası. Yani
Bakar mısınız? Yani bugün bu haritada şu an Bulgaristan gri koronavirüsün olmadığı ülke, vakasının olmadığı ülke gibi görünse de Bulgaristan'da da vaka tespit edildi. Yani Suriye ve Türkiye'nin haricinde sınırlarımızın her tarafında, her ülkede koronavirüs var. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre Türkiye'de koronavirüs olmadı, vakası tespit edilmedi. Umarız öyledir, umarız öyle kalır. Fakat bu tabloda da yani koronavirüs açıklayan ülkelerle açıklamayan ülkeleri bir endeks yapmışlar. Demokratik olan, basın özgürlüğünün en üst seviyede olduğu ülkelerde koronavirüs var. Ama basının özgür olmadığı ülkelerde koronavirüs yok. Bu yönünde düşünmemiz lazım. Yani acaba burada bir manipülasyon, bir kamuoyuna bazı bilgiler aktarılmıyor olabilir mi sorusunu, soru işaretini burada da belirtmemiz lazım. Şimdi İtalya burada çok kritik bir noktada. İtalya, 60 milyon nüfuslu İtalya, Avrupa'nın dördüncü büyük ekonomisi, Almanya, İngiltere, Fransa'dan sonra 2.2 trilyon dolarlık bir ekonomi. Nüfusunun dörtte birini, 15-16 milyon insanın yaşadığı şehirleri karantinaya aldı. Düne kadar turizmin en üst seviyede olduğu, dünyanın en önemli turizm ülkelerinden birisi İtalya. Şimdi fotoğraftaki şeye bakar mısınız? Yani Milano sokakları, Roma'dan tutun, Kolezyum'un oralara kadar, Venedik'e kadar her yer bomboş. Alışverişle mağazaları, restoranlar, kafeler bomboş. Çünkü hem vaka sayısı çok hızlı artıyor İtalya'da, hem de ölü sayısı 200'leri geçti. İtalya'nın bir özelliği Avrupa'yla, yani turizm ülkesi olması sebebiyle oraya giden insanların çoğu oradan virüsü Almanya, Fransa, farklı ülkelere taşıdılar. Şimdi bu karantina haberi, İtalya'daki hayatın durması, İtalyan ekonomisine bu saatten sonra daha fazla etki edecek ki İtalya borsası da o dünkü o pazartesi depreminde, piyasalardaki pazartesi depreminde o da %5'ten fazla değer kaybetti. Ne oluyor? Bütün bunları bir araya getirdiğimizde dünyada 2020 yılının koronavirüs sebebiyle ekonomik, reel ekonomi açısından da piyasalar açısından da çok kötü geçeceğini birkaç programdır ifade ediyorum. Her ne kadar Goebbels'ler, propaganda bakanları hala işler yolunda, FED faiz indirdi, piyasalar coşacak dese de tablo maalesef çok iyiye gitmiyor. Ben Türkiye'nin borçlu, bütçe açığı yüksek, işsizliği yüksek, ekonomik krizi devam eden Türkiye'nin bu krizde böylesine dünyanın en büyük ekonomilerini sarsan bu krizden hasar almaması ya da Türkiye'yi teğet geçmesi bu krizi mümkün değil. Önümüzdeki günlerde hem dolar, faiz ve enflasyon tarafında bu krizin yan etkilerini hep beraber göreceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Onun için.